Efendim Bakış Programı'na hoş geldiniz. Bugün Bakış Programı'nın ana gündem maddesi KOBİ'ler ve KOBİ'lerin alacakları. KOBİ'lerin alacakları deyince tabii kafada soru işaretleri doğuyor. Ama KOBİ'lerin yaşayabilmesinin temel nedeni alacaklarını ya da tahsilatını zamanında ve doğru biçimde yapmak. Aslında bu ticaretin temel kuralı. Sadece KOBİ'ye as değil. Ama daha çok KOBİ özelinde gidersek daha da önemli hale geliyor. Şimdi burada KOBİ'lerin alacaklarını tahsilatı yapabilme ya da alacaklarını güvence altına alma konusunda çok fazla ellerinde bir alternatif ya da başka adıyla enstrüman yok. Böyle diyelim. Şimdi burada da işte alacak sigortası, daha doğrusu devlet destekli alacak sigortası giriyor devreye ve devlet de zaten KOBİ'lerin alacağını, özellikle de KOBİ'lerin alacağını desteklemek için tahsilat yapılabilsin bir sistem uyguluyor. O da bugünkü devlet destekli alacak sigortası. Ancak devlet destekli alacak sigortası çok fazla bilinmiyor. Kullanan çok KOBİ var ama genelde işletmenin %99'unun KOBİ olduğunu hesaba katacak olursak çok fazla bilinmediğinden dolayı kullanılmıyor. Şimdi biraz KOBİ'lere yönelik devlet destekli alacak sigortasını anlatmak istiyoruz. Daha doğrusu KOBİ'lere alacağını nasıl garanti altına alacağını anlatmak istiyoruz. Efendim Türk Restorans Genel Müdür Yardımcısı Ali Sertaç Canan canlı yayın konuğumuz. Çünkü sistemi devlet destekli alacak sigorta sistemini Türk Restorans yönetiyor. Varsa sorularınız katılabilirsiniz. Arkadaşlarımız yayın esnasında bize ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini paylaşacak. Noyan Doğan'ın Instagram ve Twitter hesaplarından da sorularınızı sorabilirsiniz. Seneyi kapatıyoruz. Önce bir kısa özet yapalım. Devlet destekli alacak sigortasının 2022'sini özetleyelim istedik. 2023'te neler olacak? Yeni ürünler var mı buna eklenecek? Bir önemli soru da şu. Devlet destekli alacak sigortasının 2023'te primleri artacak mı? Bakış başlıyor efendim. Evet, Türk Restorans Genel Müdür Yardımcısı Ali Sertaç Canal canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Canal. Hoş bulduk. Ben. Şimdi arkadaşlar bir haber hazırlamışlar. İstiyorsanız onu birlikte izleyelim. Ondan Tabii. sonra biraz daha detayına girip devlet destekli alacak sigortasını. Alacak sigortası mı? Hep devlet destekli alacak sigortası. Başka alacak sigortası var mı uygulanan? Var. Özel sektörün de uyguladığı var. Ama KOBİ'lere yönelik ve arkasında devlet desteği olan tek ürün KOBİ'lere yönelik devlet yani destekli bir, alacak sigortası. Birkaç ürün var uygulanan evet. ama devlet desteği olan tek ürün ve KOBİ'lere bu. KOBİ'lere özel olan bu. Tek ürün bu. Ve bunu da tek uygulayan Türk Restorans mı? Yani özel işleten mi? İşleten. Özel Riskler Yönetim Merkezi uygulayan ve bunu da işleten Türk Restorans. Yani herhangi satışı işi sigorta şirketleri, acenteler mi yapıyor? Yine Doğru. Bankalar yapıyor. Doğru. Sigorta şirketleriyle çalışan bütün aracılar, bankalar, acenteler, brokerlar bu ürünün satışından sorumlu. Siz ama ne yapıyorsunuz? Biz ne yapıyoruz? Biz teminat hesaplamaları, teminatın sağlanması, hasar yönetimi gibi ve aynı zamanda tabii pazarlama faaliyetlerinde bu sigorta şirketlerinin aracılarına destek veriyoruz. Hasarı da ödüyorsunuz. Hasarı da biz ödüyoruz. Peki şu haberi dinleyelim de sohbete başlayalım. İlk başta kafama Tamamdır. Takılan birkaç konu vardı. Onları sorayım dedim. Efendim bir küçük haberimiz var. Haberi izleyelim. Sonra Ali Sertaç Canal'da sohbetimize devam edelim. Türkiye'de işletmelerin %99'u KOBİ vasfında ve ekonominin bel kemiğini KOBİ'ler oluşturuyor. Şirket iflaslarının yaklaşık dörtte biri tahsil edilemeyen alacaklardan kaynaklanırken, son dönemde yaşanan gelişmeler sonucunda küresel ve yerel ekonomide nakit ihtiyacı artıyor. Şirketler alacaklarını hızlı tahsil etmeye çalışıyor ve devlet destekli ticari alacak sigortasına yöneliyor. Ticaret yapan şirketlerin birbirlerine karşı yükümlülüklerini sigorta altına alan ticari alacak sigortası, firmalar için hayat sigortası görevi görüyor. Devlet destekli alacak sigortasıyla sistemin başladığı 2019'dan bugüne kadar yaklaşık 8 milyon lira civarında bir hasar ödendi. Toplanan prime bakıldığında ise yaklaşık %30-35 civarı hasar prim oranı söz konusu.
Devlet destekli alacak sigortası, KOBİ'lerin yurt içi vadeli satışlarına ait ticari alacaklarını teminat altına alan bir sigorta ürünü. Sigorta kapsamında teminat altına alınmış alıcıların iflas, konkordato, tasfiye gibi hukuki durumlarla temerrüde düşen ticari alacaklar için teminat sağlanıyor. Sistem işletmelerin ticari alacak yönetimlerine katkı sağlayarak tahsilat sorunlarını çözmek için en uygun şartlarda teminat sağlarken, devlet destekli alacak sigortası sistemine dahil olan tüm KOBİ'ler, öngörülemeyen ticari risklere karşı etkin bir koruma elde ediyor. Evet efendim, özetle durum böyle. Şimdi şöyle bir data ya da şöyle bir bilgi var mı elinizde? Biz 2022 yılında şu kadar KOBİ'nin alacağına sigorta yaparak garanti verdik. Bu sayede de ekonomiye şu kadar, tabii KOBİ olduğu için ekonomiye de bu kadar katkı sağladık. Var mı böyle bir net bir bilgi? Tabii var. Ne güzel, o zaman paylaşalım. Bizim 2022 yılı itibariyle, bugün itibariyle hatta söyleyebilirim, şu anda 50 bin firmanın ticaretinde yaklaşık 11 milyar liralık bir teminat sağlamış durumdayız. Yani KOBİ'lerimizin 50 bin adetlik alıcıları dünyasında 11 milyar liralık ticaretini, bu sadece bu yıl için konuşuyorum, teminat vermiş. Yani güvenli bir şekilde bu ticaretin sağlanmasına destek verdik diyelim. 11 milyon TL, milyar TL. Milyar TL'lik, evet. Ekonomi bir katkı. Evet. Yani bu KOBİ'ler 50 bin KOBİ dediniz değil mi? 50 bin işletme. Aynen. Yani şimdi sistem şöyle işliyor değil mi? Ben bir KOBİ olarak işte 5-6 yere mal vermişsem ya da hizmet geçerli değil zaten. Hizmet, mal ve hizmet, mal satışı veya hizmet sunumu olarak. Hizmet de mi var? Evet, evet. Onun için veya hizmet ya da mal vermişsem 10-15 firmaya, bunlardan da alacağım var. Bu alacaklarıma karşılık sizden devlet destekli alacak sigortası yaptırıyorum. Doğru mu anlıyorum? Doğru. Siz bu sistemden yaptırıyorum. Doğru. Benim diyelim ki 1 milyon ya da 5 milyonluk alacağım var. Bu sayede siz 5 milyonluk bir güvence sunmuş oluyorsunuz bana. Doğru. Eğer bu güvencelerden bu 5 milyon içinde 1 milyonunu alamazsam siz mi devreye giriyorsunuz? Biz devreye giriyoruz. İlk önce tabii KOBİ'mize biz 3 tane sistem hizmet sunuyoruz. Bunların bir tanesi işte o 5 milyonluk alacağın bir risk değerlendirmesini. O ne demek? Yani şu demek, bu 5 milyonluk, hani örneğinizden yola çıkacak olursak, bu alıcılarla ilgili bir risk analizi yapıyoruz KOBİ'mize. Ve bunun sonucunda... Yani benim mal sattığım kişiler, evet, hakkında risk analizi, evet, yapıyoruz. Evet, mal sattığınız ya da hizmet sunduğunuz firmalar hakkında bir risk analizi yapıyoruz. Ve bu manada da KOBİ'mize bir risk yönetimi hizmeti sunuyoruz. Tamam. Bu aynı zamanda izleme faaliyetlerini de beraberinde getiriyor. Yani biz bir limiti verdikten sonra o firma ile ilgili, o alıcı ile ilgili bir olumsuzluk var mı diye sürekli bir izleme halindeyiz ve bir olumsuzluk olduğu anda da KOBİ'mizi bir yerde erken uyarı sistemiyle dönüp peki şey, burada bir araya gireyim. Şunu söylüyor musunuz? Yine ben örneğinden gideyim. Ben X firmasıyım, X KOBİ'yim. İşte 5 şirkete mal satacağım. Size de toplam cirom üzerinden 1 milyon 10 milyonluk bir mal satacağım. Hı. 5 şirket. O 5 şirketten bir tanesini siz inceliyorsunuz. Hepsini inceliyoruz. Hepsini inceliyorsunuz. Evet. Fakat riski gördünüz. Riski gördük. Evet. Bana dönüp hayır kardeşim sen bu malı satma. Bu adam parayı ödeyemez. Satarsan da ben bunu sigortalamam mı diyorsunuz? Bunu da söylüyoruz. Ya da diyoruz ki bu kadarlık satma. Bu kadarlık satarsan ben sana teminat sağlarım. Çünkü bu kadar fazla satılması bu firma için bir risk oluşturuyor. Aynı zamanda 6. şirketinizi, yani 6. firmanızı siz poliçe dönemi içerisinde çalışmaya başladığınızda bunu da poliçe kapsamına alabiliyoruz. Ve gene aynı risk değerlendirmesini yaparaktan size evet ya bu riski biz alıyoruz diyoruz ya da o kadarlık değil bu kadar alabiliyoruz diyoruz. Veya diyoruz ki bu firma ile ilgili bir olumsuzluk durum var. İşte bir maddi durum sıkıntısı var, bir finansal sıkıntısı var. Dolayısıyla bunu teminat altına almıyoruz diyoruz. Bu zaten aslında risk yönetimi manasında işletmelerimizin en büyük faydası. Peki, şimdi bir şey soracağım. Bu siz söyleyince kafama takıldı. Şimdi yani işletmelerin %99 KOBİ. Bu 99 birbirine mal alıyor, mal satıyor. Yani işte büyük bir kitleden ve şirket sayısından bahsediyoruz.
Siz bu incelemeyi, bu analizi nasıl yapabiliyorsunuz? Yani benim mal sattığım şirketi yani nereden araştırabilirsiniz? Halka açık değil. KOBİ bunlar zaten. Halka açık değil. Yani bankayla işi vardır en fazla. Böyle bir datayı siz nereden buluyorsunuz? Biz aslında hani bu datayı sonuçta bu işi yapan, yani bankacılık sektörü gibi ticari alacak sigortası işi yapan kurumlar da bu bankacılık datalarına işte risk merkezi, Bankalar Birliği risk merkezi üzerinden ulaşabiliyor. Biz de aynı şekilde bankaların ulaştığı gibi biz de ulaşıyoruz bu bilgiye. Yani bu kredi notu gibi bir şey galiba. Kredi notunu oluşturan verilere ulaşıyoruz biz de. Ve bunlarla bir analiz yaparaktan KOBİ'lerimizin alıcılarına bir işte risk değerlendirme yapıyoruz. Hiç oldu mu reddettiğiniz böyle? Oluyor tabii ama şöyle söyleyeyim, reddettiğimiz firmalar zaten aslında bir sıkıntı içerisine girmiş artık firmalar. Ya, o aşamada yani. Tabii o aşamada. Yoksa zaten sistem devlet destekli bir sistem olduğu için hani biraz durumu sıkıntıda olmuş ama bir şey yaşamamış firmalara bile küçük de olsa bir destek vermeye, onlara bir limit sağlayıp ticaretlerini yönetmeye, döndürmeye çalışıyoruz. Ama bir firmaya limit vermiyorsak orada hakikaten artık bir problem yaşanmaya başlamış demektir. Peki yine buradan devam ediyorum. Benim mal sattığım şirketlerden işte 5 şirketten ikisi ekonomik konjektürde iflas etti ve iflasını istedi falan. Şimdi bu beni sigortam var, sıkıntım yok. Devlet destekli alacak sigortası. Bu beni etkiler mi? O şirket sigortanız iflas varsa etkilemez. Hayır, sigortam ya bütün tamamını işte ne kadar 1 milyonluk mal satmıştan 1 milyon liralık 1 milyon tamamını alabiliyor muyum sizden? Orada verilen teminat tutarıyla alakalı bu tabii. Baktığınız zaman siz 1 milyonluk bir teminat isteyip onun karşılığında 1 milyon liralık da teminat biz sağlamışsak burada tabii ki o hasarınızı alabiliyorsunuz. Bir problem yok orada. Burada özellikle iflas dediğiniz için şunu da belirtmek isterim. İflas, konkordato veya işte iflas erteleme, bugünün çok revaçta kusursu. Bunlar söz konusu olduğu zaman zaten KOBİ'lerimiz çok hızlı bir şekilde tazminatlarına kavuşabiliyorlar ve nakit akışlarının da etkilenmemiş oluyor bu tür durum. Herhalde zaten bu işin en şey tarafı iflas değil mi? Yani en riskli tarafı iflas galiba. Doğru. Temerrütle çok karşılaşıyoruz. Ama iflasa dönme, tabii dediğiniz gibi iflasa iş döndüğü zaman o artık bambaşka bir boyuta geçiyor. Temerrütle de karşılaşıyoruz. Temerrütle karşılaştığımız zaman zaten ilk önce tazminat ödemeden evvel o alacağı bir tahsil etme yoluna gidiyoruz. Tahsilatla bu işi çözmeye çalışıyoruz. Ama tabii bunu da çok kısıtlı bir sürede yapıyoruz. Uzatmamak adına işi. Çözülebilirse ne hala, çözülmezse de gene tazminat yükümlülüğümüzü yerine getiriyoruz. Peki bir iki tane soru var, geliyor. Onlardan bir tanesini sorayım. Bir izleyicimiz Twitter üzerinden gelmiş, soruyor. Genelde çekle iş yapıyorum diyor. Aldığım çekleri mi veriyorum sigorta yaptırmak için oraya diyor, şirkete diyor. Hayır, bizde öyle, o bankacılıktaki bir uygulama. Bizde öyle bir şey yok. Bizde herhangi bir temlik etmesine veya bir çek vermesine, faturaları bize göndermesine, yaptığı ticaretle alakalı bir ihtiyacımız yok. Poliçe yapıldıktan sonra zaten normal ticaretine işletmelerimiz devam ediyor. KOBİ'lerimiz devam ediyor. Burada herhangi bir onlara ek bir yük getirmiyoruz. Ama bir hasar durumunda, yani o çek yazıldığında veya bir tahsilat problemi yaşandığında ya da yaşanacağını düşündüğünde, bu da çünkü bir olumsuz bilgi bildirimi kapsamına giriyor, KOBİ'lerimiz o zaman bize bu çekleri, faturalarını gönderiyor ki biz de hukuki takibe geçebilelim diye. Onu anlayamadım. Yani kişinin sadece o zaman toplam mal sattığı rakam üzerinden bir sigorta yapıyorsunuz. Yani A firmasına işte 500 bin liralık mal sattım, C firmasına 1 milyonluk sattım diye bir anlayışınız yoksa toplam neyse o mu diyorsunuz? Anlayışımız var. Burada beyan usulü hareket ediyoruz. Ha, öyle mi? Yani herhangi bir şekilde... Defterleri falan istemiyorsunuz. Hayır. Tamamen beyan usulü. KOBİ'miz ben bu firmaya 500 bin liralık satacağım, bu firmaya 1 milyon liralık satıyorum ya da satacağım şeklinde beyan yaptığı zaman biz onu değerlendiriyoruz. Ama herhangi bir şekilde bize o anda bir defter göndermesi veya faturasını göndermesine gerek yok. Onu anca bir hasar durumunda talep ediyoruz. Bazı sorular vardır Sertaç Bey. Ben çok hoşuma gider bu sorular, izleyiciden gelen.
Bu arada bir izleyicimiz de buradan diyor ki devlet desteği nasıl oluyor? Bu soruyu ben de soracaktım. İkinci soru bu olarak şey yapalım. Tamam. Şöyle anlatayım ben yazdığını. Alacak sigortasını yaptırdım diyor. Birinci soru diyor yıllık mı yapılıyor yoksa belli bir periyodu mu var diye soruyor. İkincisi eğer diyor herhangi bir olay gerçekleşmezse ben de alacağımı tahsil edersem diyor sigortaya ödediğim primi de geri alabilecek miyim diye soruyor. Birinci... Ben bu soruyu sigortaya ödenen primi geri alabilir miyim sorusunu çok severim biliyor musunuz? Yani mesela sonra deprem sigortası yaptırır. 5 yıl deprem olmadı. Ben bu primi geri alabilir miyim diye sorulur. Sizde de alabilir miyim? Alamıyorlar tabii çünkü nihayetinde biz merkez olarak bu riski taşıdığımız için bu da onun bir karşılığı olan ücret. Yıllık yapılıyor poliçelerimiz. Öyle mi? Evet, poliçelerimiz bir yıllık. Yıl sonunda, dönem sonunda bir devam edilmesi söz konusuysa yenilemesi yapılıyor. Gene birer yıllık periyotlarda poliçeleri yeniliyoruz. Prim almıyor geri. Devlet desteği nasıl oluyor? Gerçekten yani bu sistemin adı niye de yani devlet destekli alacak sigortası da devletin desteği nerede? Yani ben mesela devlet destekli Tarsim gibi prime destek. Ama real değil bu. Nasıl? Burada devlet hasara destek veriyor. Yani bir reassurer pozisyonuna aslında giriyor. Hani tam sigortacılık terimiyle o da şu. Devlet aslında şunu söylüyor. Ticareti şu şekilde destekliyor. Merkez olarak biz bu teminatı veriyoruz. Ve tabii ki belli bir hasar ödeme potansiyelimiz var. Devlet diyor ki eğer bu senin hasar ödeme potansiyelini aşan bir durum söz konusu olursa, yani beklenmedik büyüklükte bir sıkıntılar yaşanırsa, o zaman o üst kalan kısmını devlet olarak ben karşılayacağım diyor. Bu aslında bence primden daha büyük bir destek. Çünkü öyle midir? Bence öyledir. Çünkü baktığınız zaman... Sigortacılığın en kritik noktalarından bir tanesi hasarınızı alabiliyor olabilmeniz. Burada böyle bir devletin arkasında bulunduğu bir sistem var. Dolayısıyla hani hasarımı acaba alabilir miyim diye sigortalılarımızın hiçbir endişesi olmayacak bir durum aslında. O limit ne? Yani şey devletin şunun üstünü ben destek olurum dediği limit ne? Ve siz bu, asıl soru şu şey... Yani ne kadar hasar ödediğiniz sorusunu bağlamaya çalışıyorum. Şöyle aslında devletin hani orada bizim tabii topladığımız baktığınız zaman havuzun büyüklüğüyle alakalı bir şey. O havuzun büyüklüğünü aştığımız zaman ki şu anda onun kıyısında bile değiliz. Şu anda topladığımız primin yaklaşık %30-35'ini ödemiş durumdayız hasar olarak baktığınızda. Dolayısıyla devletin desteği henüz devreye girmedi. Şu anda merkez... kendi oluşturduğu, kendi yönettiği havuzdaki primlerle şu anda hasarını çok rahat bir şekilde karşılayabiliyor. Hasar ne kadar ödediniz? Yaklaşık şu anda 9 milyon civarında ödedik. Total ama burada, mi bu yıla ait mi? Bu şeyde baktığınız zaman total. Bu yıl için? Bu yıl içinde yaklaşık 4 milyon civarında bu yıl için ödedik ama tabii daha yıl bitmedi bizim açımızdan. Yani 9 milyonun yarısını neredeyse bu yıl ödemiş. Evet. Tabii geçmişten de gelen var. Bu yıl da yeni olanlar var. Şimdi 1,5 dakika kaldı. Bir izleyicinin daha sorusu var. Onu da sorayım. Gerçi bunu girişte konuştuk ama tekrarlamakta fayda var. Alacak sigortasını tüm sigorta şirketlerinden yaptırabiliyor muyuz diye soruyor. Alacak sigortasını şu anda yapabilen sigorta şirketleri 10 tane sigorta şirketi var. Ha öyle var. Mi? Evet. Hepsi yapamıyor. Bunları da bizim alacaksigortası.com.tr web sitesi adresinde hepsinin ismi var. Ha var yani isimler. Evet. Oraya girip o isimlerden o şirketlerin herhangi bir acentesinde veya bankaya veya bir broker'a gidip çok rahat yaptırabilirler. Bir dakika herhalde kaldı tahmin ediyorum. Buna çok kısa cevap verin. Bir dahaki davet ettiğimizde geldiğinizde detaylı konuşuruz. Şirketler arası primsel fark, fiyatsal olarak bir fark hiçbir var mı? Hiçbir fark yok. Yani X şirketine gitsem de 5 milyon cirolu bir alacağı aynı fiyata, öbürsü de aynı fiyata yapacak. Fiyat ve teminat her şirket için aynıdır. Orada şirketler çünkü tamamen satış, pazarlama ve aracılık faaliyetlerini yürütüyorlar. Teminat ve prim hepsinde aynıdır. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ali Sertaç Canan. Ağzınıza sağlık efendim. Tamam. Sorulara da cevap verdiniz. Onun için özellikle teşekkür ediyoruz. Tekrar bekliyoruz. İnşallah. Biraz daha detaylandıralım. Çünkü hani bugün şeyi sığdıramadım. Hani fiyat prim nedir? Neye göre belirlenir? Nasıl yaptırır? Yani ne kadardan yaptırır? Ucuz mudur? Pahalı mıdır? Bir dahaki sefer konuşalım. Ki yanılmıyorsam ay sonuna doğru zaten birlikte bir
Gebze Sanayi Ticaret Odası'na evet. gideceğiz ve orada KOBİ'lerle bir araya geleceğiz ve orada anlatacağız direkt birebir, değil mi? Evet, evet. Peki. Efendim, yarın aynı saatte görüşmek üzere, hoşça kalın.